harika hikaye, yeni atlaşma. İsa Tanrı'nın evini tekrar kutsallaştırdı. Yuhanna 2. bölüm. İsa Tanrı'nın evine gitmeyi, tapınakta dua etmeyi ve Tanrı'nın halkı ile olmayı seviyordu. Tapınakta kötü davranışları olan kişiler vardı. Onlar Tanrı'ya dua etmiyorlardı. Onun halkıyla ilgilenmiyorlardı. Hatta Rabbin evinde hayvan satıyorlardı. Onlar yalan söylemek, hırsızlık yapmak gibi şeyleri seviyorlardı. İsa onlara, "Siz Tanrı'nın evinde yapmamanız gereken şeyleri yapıyorsunuz," dedi. "Dışarı çıkın." İsa bütün satıcıları Tanrı'nın evinden kovdu. İsa, "Tanrı'nın evinde dua etmelisiniz. Tanrı'nın halkıyla ilgilenmelisiniz," dedi. Tanrı'nın evinin sahibi Tanrı'dır. Tanrı, onun hoşnut olduğu yerde olmamızı istiyor. Onu dinlemeliyiz ve inanmalıyız. Çünkü bu şekilde Tanrı'yı hoşnut edebiliriz.